Günün ikinci maçında yani kompozisyon açısından ben sana kesinlikle katılıyorum. Önde olan TT ama bakalım. Geçtiğimiz senenin sonunda HV ufak çapta bir düşüş yaşamıştı. O düşüş devam edecek mi yoksa yeni transferleriyle beraber de bir adım öne atmayı başaracaklar mı? Şimdi Sejuani o noktaya yakın. Bakalım bir karşı baskın olur mu? Zyras şimdi sıçrayla beraber vücut darbesi geliyor Stomage'den. Yavaşlatmayı başardılar. Yalnız şimdi Zyras Fabulous üzerine doğru gitti. Uğursuz ilerli işte. Tanky geldi ama Tanky'nin de canı çok az. 2'de 2 çıkabilir orada. Tanky'den sıçra yeterli değil. İlk Gragas'a gidiyor yalnız. Orada skoru da almayı başaran Zyras oldu. Birebir bir değişim. Orada Gragas'ı ilk kanı alırken Rumble'da onun dönüşünde o skoru almayı başardı. Şimdi Tanky arkadan Sejuani ile beraber geliyor. 3 kişilik multi kule altında. Yalnız Işınlan çok iyi zamanda geliyor. Arkadan gelen FabFabulous. Bu arada diğer tarafta Super Ace'i düşürmeyi başardılar. Arkada Stomage de düştü. Şimdi Fab kötü bir pozisyonda kaldı. Bakalım Fab'ı yakalayacaklar mı? Long B'de geliyor ve Fab da düşecek. Çok iyi rotasyonlar geldi TT'den. Bu kule altı denemesi müthiş okudular. Bu arada üst koridorda Long B yakalandı. Bakalım. Long bir skoru da sürprize gitti. Yalnız ters tarafta Stomage yakalanmış. Güzel bir şekilde vücut darbesiyle kaçıyor oradan ama Kildress'ten kaçış yok. Yalnız Rumble şimdi yukarı sıçrasını attığı için aşağıdaki o savaşa katılamıyor. Belki de orada skoru almak için yapmış olduğu oyun Rumble için kötü sonuçlanabilir. Tanky de kötü pozisyonda. HVA 4. skorunu çıkarmayı başardı karşılaşmada. Unit Pack'ten ters tarafa bir karanlık esaret geldi. Yalnız arka tarafta görkemli zaferini patlatıyor Maokai. Diğer tarafta Morgana'yı yakalamayı başardı. Biz şimdi savaşın bu kısmını izliyoruz ama arkada Maokai Morgana'yı duman etti adeta. Şimdi dengeleyici sadece Fab'in üstüne. Yalnız orada da Lulu ultisi FabFabulous'u kurtarmayı başaracak. Takım savaşında hala düşen kimse yok ama ilk düşen Zyras mı olacak? Üzerinde tutuştur da var. Zyras skoru FabFabulous'a gidiyor. Tanky'nin de canı çok az. Bakalım Tanky çıkabilecek mi oradan? Tanky çıkıyor ama Urgot'un tanklığı yeterli değil. Orada yine Nick. Takım savaşını almayı başaran Nick bu arada nasıl karanlık kurdu? Esaretin üzerinden sıçra attı. Kimse bundan hasar almadı. HVA şunu çok iyi yapıyor. Bu savaşı bu arada ters tarafta Super Razor'ın çıpası son anda kaçtı. Çok kötü pozisyonda TT. Geri dönmelerine izin vermezlerse eğer oradan skor veya skorlar çıkabilir. Şimdi görüş küresiyle beraber Kiresen görüş aldılar. FabFabulous orada sığınak botlarını tamamlamış. Korki'yi almayı başardı. Arka tarafta bu arada Urgot'a düştü. Yakalandı. Long B'de düştü. Zyras'ın da sonu aynı olacak. Buradan bu arada Baron'a devam edebilirler. Fab'in canı şu anda full. Üst koridordaki kuleyi de alıp çok daha garanti yapıyorlar. Herhangi bir şekilde oyunu hediye etme riskine girmek istemiyorlar. Şimdi 3. inhibitor kulesi de düştü artık. Nexus kuleler arasında kule kalmadı yalnız. Gragas ultisiyle Tanky'yi takımın arasına attı. Şimdi Rumble'dan bir ulti yine kolayca kaçmayı başardı orada HVA tarafı. Ve HVA burada maçı kazanmak üzere 3. skorlarını aldılar. Urgot da düştü. Arka tarafta Lombi düzeltiyorum. Urgot şu anda düşüyor. 3'te 3 yapan bir Sivir var. Ve HVA Sivir'in de yaptığı 4'te 4 ile beraber günün ikinci karşılaşmasını kazanan taraf oluyor ve Şampiyonluk Ligi yaz mevsimine galibiyetle başlıyor.